Türkiye 21. yüzyılda bu sorumluluğunu eskiye nazaran daha zor küresel ve bölgesel şartlar içinde olmasına rağmen daha büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Bir yandan göçün yükünü üstlenmişken bir yandan sınır komşusu iki devlette devlet otoritesini yok eden iki terör örgütüyle mücadele ederken bir yandan içeride tarihin gördüğü en büyük ihanetin izlerini silerken bir yandan istikrarsızlığın ürettiği düzensiz göçle terör örgütlerinin geçim kaynağı uyuşturucu ticaretiyle ve belki de en önemlisi Batı'nın bu bölgedeki istikrarsızlık ve sömürü politikasıyla mücadele ederken küresel salgınla mücadele ederken bu ülke içeride hiçbir kamu hizmetinde bu ülkenin içerisinde yapılan hiçbir kamu hizmetinde aksamaya meydan vermemiştir. Hiçbir gelişmeden, hiçbir modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmamıştır. Bugün insan sava araçlarımız dünyadaki güç dengelerini değiştirmektedir. Elinde bulunan her ülkeye çarpan kuvveti vermektedir. Son beş yılda Türkiye defalarca dünyanın parmak ısırdığı terör operasyonları yapmıştır. Olağanüstü bir çaba ortaya koyduk ve hakikaten önemli bir maliyet yüklendik. Avrupa Birliği'nde çatlağa sebebiyet veren göçü 10 yıldır yönetiyoruz. Ama hiçbir zaman ne şehir hastanelerini yapmaktan vazgeçtik, ne Marmara'yı ertelemeyi tartıştık, ne yeni havalimanını yapmaktan şüphe ettik, ne 26 havalimanı sayısını ikiye katlamaktan geri durduk. Ne 1915 Çanakkale Köprüsü'nü biraz erteleyelim dedik. Ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Yavuz Selim Köprüsü'nü, ne Osman Gazi Köprüsü'nü yapmaktan imtina ettik. Ne afetzedelerde afetlerde vatandaşımızın, afet zedemizin yardımına koşarken herhangi bir maddi sıkıntı çektik. Bir yandan terörle mücadele ederken PKK'yı tarihe gömerken bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz turizmin, sporun, eğitimin ve aslında kalkınmanın bölgesi haline geldi. Her yerde hiç sıkılmadan paylaşıyorum. Birilerini de çok rahatsız ediyordu onu da biliyorum. Ama inadına ve ısrarla paylaşmaya devam edeceğim. 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı bulunan 2021 yılında kamu yatırımların içerisinde illerinde Yukoplar tarafından Yukopların hazine yardımları da dahil olmak üzere yaklaşık 5,5 milyar eski parayla da 5,5 katrilyonluk yatırım Yukoplar tarafından devam ettirilmekte, takip edilmekte, idamesi sağlanmaktadır. Ve yine gerek hazine yardımları, gerekse sermaye yatırımları olarak nitelendirdiğimiz bir takım tahsisatları da içerisine değerlendirdiğimizde, 2021 yılında Yukoplar kendi bütçelerinden harcayabilecekleri miktar 900 milyon üzerinde 1 milyara yakın bir tahsisatla adım atabilme kabiliyetine ve bu yatırımları destekleyebilme kabiliyetine sahip olmuştur. Ve özellikle Bikoplar'da bizim ortaya koyduğumuz süreçleri arkadaşlarımız iyi bilecekler. Yani bir, verimlilik ve koordinasyon bizim için önemlidir. İki, ihalelerin hem maliyet açısından hem de yetkinlik açısından en üst düzeyde takip edilmesi bizim için önemlidir. Yatırımların müteahhitin yatırımı yapanın insafına bırakılmadan, Yukoplar tarafından adım adım takip edilmesi ve zamanında ve yerinde yel yetiştirilmesi bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır. Yukopların varlığının temel nedeni de esas itibariyle budur. Evet doğru, Yukoplar İçişleri Bakanlığı'nın bünyesindedir. Ancak bilmemiz gerekir ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kadar birçok bakanlığımızın, birçok kurum ve kuruluşun işlerini takip etmekle sorumludur. Ve bunu yaparken de aynı hassasiyeti, aynı özeni, yani kamu yatırımının, aynı zamanda kamu harcamalarının büyük bir hassasiyetle takibinin sorumluluğu da elbette ki yatırım, izleme, koordinasyon başkanlığındadır. Yine aynı zamanda altını çizerek ifade ediyorum. Kendine tahsis edilen hazine kaynakları hem yukopların idamesi için hem de özellikle kırsal yatırımları destekleyebilmek için yapılan bu yatırımlarda her bir kör kuruşun hesabı da tarafınıza yapılmalıdır. Kısa bir mazisi olmasına rağmen gururla ifade etmeliyim ki bugün Türkiye'de kamu yatırımlarının yüzde beş ila yüzde onu yükoplarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. İnşallah bazı yıllar yüzde beş, bazı yıllar yüzde yedi, bazı yıllar yüzde on. İnşallah bunu hep beraber arttırmanın gayreti içerisindeyiz. 2021 yılı içerisinde yükop ve yatırımcı kurumlar adına yaptığı toplam yatırım miktarı biraz önce ifade ettim. Beş buçuk milyar Türk lirası. Bu miktarın 817 milyon lirası ile 30 büyük şehirde 1029 mahalleye yol, sosyal tesis gibi pek çok yatırım gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında biraz önce söyledim 1000 kilometreye yakın yani 985 kilometre kalitesi yüksek yol yapılmıştır. Dolayısıyla yüksek bir sorumluluğumuz var.